Ekranda P(x) polinomu var. P(x) polinomu 4. dereceden bir polinomla 3x eksi 8 üzeri 2'nin çarpımı şeklinde gösterilmiş. Bu sağdaki parantezi açtığımızda 9x kare ile başlayan bir ifademiz olur ve bunu ilk parantezle çarptığımızda da ortaya 6. dereceden bir polinom çıkar. Ve bu videoda bu px polinomunu sıfır yapan değerleri başka bir deyişle de polinomun köklerini bulacağız. Sıfır yapan değerlerin ve köklerin reel olanlarına odaklanacağız. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurun ve soruyu önce kendi başınıza bir deneyin. Evet, hadi bakalım. px'in 0'a eşit olmasını istiyoruz, öyle değil mi? Hemen yazalım. px eşittir 0. Px eşittir 0 çözünce Px polinomunu 0 yapan x değerlerini bulmuş oluruz. Bu denklemin sağ tarafına da yine eşittir 0 yazalım ve bakalım bu durumu sağlayan x değerleri hangileri. Bu tarz soruları çözmenin en iyi yolu polinomu çarpanlarına ayırıp daha basit ifadelerin bir çarpımı olarak ifade etmektir. Ve bu ifadelerden herhangi biri 0 olduğunda polinom da 0 olacağı için soruyu bu mantıkla kolaylıkla çözebilirsiniz. 3x eksi 8 zaten güzel ve basit bir çarpan. Bunu geçelim. Geri kalan kısmı ise gruplama yöntemiyle çarpanlarını ayırmayı deneyelim. İlk iki terimi ve son iki terimi ayrı gruplar olarak değerlendirelim. Bu arada gruplama ile çarpanlarını ayırmak demek dağılma özelliğini iki defa tersten uygulamak demek. İlk iki terimi bir düşünelim. x üzeri 3 parantezine alabiliriz öyle değil mi? x üzeri 3 çarpı 3x eksi 8. İlginç. Burada da bir tane 3x eksi 8'imiz var öyle değil mi? Buradaki terimleri de 5 parantezine alırsak 5 çarpı parantez içinde 3x eksi 8 yine 3x eksi 8. İlginç. Ve tabi bütün bunun etrafında bir parantez var. Beyazla parantezi yazalım. Ve bir de buradaki 3x eksi 8'in karesini unutmayalım. Eşittir 0. Evet ama çok 3x eksi 8 çıktı. Devam edelim. Burayı 3x eksi 8 parantezine alabiliriz. Hemen yazalım. 3x eksi 8 çarpı parantez içinde x üzeri 3 artı 5 ve sonra çarpı 3x eksi 8'in karesi eşittir 0. Şu ana kadar yaptıklarım yine size sihirbazlık gibi geldiyse ne yaptım? Bir kere daha tekrar edeyim. Aslında bu dağılma özelliğinin tersine uygulanması. Buradaki iki terimin de çarpanlarından biri 3x eksi 8 olduğu için bu iki terimi de 3x eksi 8 parantezine aldım. Burada bir x küp kaldı, burada da bir tane 5. Çarpı 3x eksi 8'in karesi. Evet, şimdi elimizde ne kaldı? Bir bakalım. 3x eksi 8 çarpı x küp artı 5 çarpı 3x eksi 8'in karesi. Bunu 3x eksi 8 üzeri 3 çarpı x üzeri 3 artı 5 olarak yazabilirim. Yazalım. Yani 3x eksi 8 üzeri 3 ve çarpı bu. x küp artı 5 eşittir 0. Şimdi bu çarpımın 0 olabilmesi için ya 3x eksi 8 üzeri 3'ün ya da x üzeri 3 artı 5'in 0'a eşit olması gerekir, öyle değil mi? Evet, gelin 3x eksi 8 üzeri 3 ile başlayalım. Ne dedik? Ya 3x eksi 8 üzeri 3 eşittir 0 ya da x üzeri 3 artı 5 eşittir 0 olacak, değil mi? 3x eksi 8 üzeri 3 eşittir 0, 3x eksi 8 eşittir 0 ile aynı şey. Buradan 3x 8'e eşit olur. İki tarafı 3'e böldüğümüzde de x 8 bölü 3'e eşit olur. Bu polinomu 0 yapmanın yollarından biri bu. x 8 bölü 3 olduğunda diğer tarafa bakmamıza gerek bile kalmadan polinomun bu kısmı 0'a eşit olacağı için polinom da 0'a eşit olacak. Evet, polinomu 0 yapan değerlerden biri bu. Burada iki taraftan 5 çıkaralım. x üzeri 3 eşittir eksi 5. İki tarafın küp kökünü aldığımızda da x küp kök eksi 5'e eşit olur. Peki negatif bir sayının küp kökünü alabilir miyiz? Hemen cevap vereyim. Tabii ki. Mesela eksi 1'in küp kökü eksi 1'dir veya eksi 8'in küp kökü eksi 2 eder. Bunun sonucu her zaman reel olur, imajiner değil. Ve işte polinomu 0 yapan x değerleri. Ve tabii şunun yaklaşık değerini bulursak sanırım daha iyi olacak. Makinemizi çıkaralım. Küp kök var mı? Yok. O zaman 5 üzeri 1 bölü 3 yazalım. Bu sonucu da yuvarlarsak 1 virgül 71 değil mi? Eğer 5 için yaklaşık olarak 1 virgül 71 ise eksi 5 için de eksi 1 71 olacaktır. Yazalım. Bu yaklaşık olarak eksi 1,71'e eşittir. Gördüğünüz gibi bu polinoma ait iki tane reel kök ya da polinomu sıfır yapan iki tane reel değer bulduk. Bu değerler aynı zamanda polinomun x eksenini kestiği noktalar.